Ben seninle gelemem dayı. Zeynep'i bırakamam. Benden yardım istedi. Bir garson bulana kadar burada kalmam lazım. Söz verdim, sen git. Birkaç gün daha zaman ver bana. Pekala, birkaç gün daha. Ama ben de hiçbir yere gitmiyorum. Buradayım, yanında olacağım. Teşekkür ederim. Tuz alabilir miyim? Tabii ki. Kemal Bey, otelimizin tadını çıkarmaya başladınız mı? Her şey gerçekten çok güzel. Tarzınız, inceliğiniz, güzelliğiniz otelin her köşesine yansımış. Teşekkür ederim. Oturmaz mıydınız? Teşekkür ederim ama birkaç görüşme yapmam gerekiyor da. Biliyorsunuz bu personel işini geçici olarak çözebildim. Bir aşçı bulmam lazım. Ablamla bir yere kadar, yani bunun yabancısı var diye yapanı var. Profesyonel bir şef şart. Evet. İşte o yüzden birkaç arama yapacağım. Tabii. Size afiyet olsun. Teşekkür ederim. Amatör bir resim. Ben beğendim. Bence gayet güzel. Ben yaptım. Arada böyle acemice şeyler yapıyorum işte. Teyzem buraya astı, kaldırtamadım. Yeteneklisin. Gitmekten bahsediyordun. Lafın yarım kaldı. Gidiyor musun? Eve gidiyorum, kulübeye. Peki... senin böyle ilgilendiğin şeyler var mı? Ne bileyim, işte şarkı söylemek, dans etmek, bir enstrüman çalmak falan. Yok. Çok pahalı bir arabayı bir geceliğine verebilecek tanıdıklarım var. İtalyanca cümleleri en azından ezberleyecek kadar eğitimlisin. Dans işini iyi kıvırdın. Demek ki bir iki bir şey biliyordun. Dans etmeyi Arjantin'de öğrendim. Gemilerde çalıştım. Yük gemilerinde. Biraz İngilizcem var. İtalyanca'ya da İspanyolca'ya da kulak aşinalığım var. Valelik yaptım. Otellerde. Ben lüks arabaları otoparka götürdüm, getirdim. Yani oralarda tanıdıklarım var. Ama ben öyle gittiğim her yerde uzun kalamıyorum. Konuşmayı sevmiyorum. Ne zaman insanlarla çok konuşsam hep bir arıza çıkıyor. O yüzden kaçıyorum. Şimdi gidebilir miyim? Tabii.
Meltem'i kaybettikten sonra ilk kez bu kadar sakin gördüm Rüzgar abla. Tamam da niye hala oradasınız? Oğlumu alıp gelsene İstanbul'a. Baskı yapmak istemiyorum, ters tepebilir. Sabırlı ol, hazır kendine gelmişken... Ben oğlumu bir an önce İstanbul'da, yanımda görmek istiyorum. Çocuğu eve zincirleyecek değiliz ya, yine kaçar. Bak, ben birkaç gün daha kalıp Rüzgar'ı ikna edeceğim, tamam mı? Merak etme sen, en kısa zamanda ikimiz birlikte yanında olacağız. Söz veriyorum. Hadi iyi akşamlar. Tamam da şefim, yani Fransa'da okudunuz diye illa metropolde mi çalışmanız gerekiyor? Foça'mız da gayet sempatik bir sahil kasabası. Tamam, müşteri portföyümüzü kaz ciğeriyle büyüyen insanlar oluşturmuyor ama Chateaubriand isteyen çok oluyor. Demek bizim Rüzgar denizciymiş. Hı hı. Her limanda bir sevgili modeli dolanıyordu demek ki. Sıkıldı, attı kendini buraya. Şimdi kendine sığınacak bir liman arıyor gibi. Kız liman, sana söylüyorum. Benim ne işim olur Rüzgar'la ya? Ne arıyorsa arasın o. Benim derdim Kutay'dan kurtulmak. Ay, o da bir acayip ya. Of. Pişmanım diye pişmaniye gibi dolanıyor ortalıklarda. Affet beni Zeynep. Üzgünüm Zeynep. Bir şey 40 kere söylersen olurmuş yani. Bu çocuk pişmanım diye diye oldu sonunda herhalde, anlamadım. Onu bunları yapmadan önce düşünecektim. Ya şaka maka yani. Bu çocuk hakikaten pişman olmasa o kadar şey oldu. İstanbul'a dönmez miydi? Öyle mi diyorsun? Yani ne bileyim. Tamam. Tamam teyzeciğim. Yarın görüşürüz o zaman. Teyzem aşçı meselesini halledememiş. Ay niye dert ediyor ki bu kadar? Aşçımız yoksa aslan parçası gibi garsonumuz var. Değil mi? Vallahi ne giyse yakışıyor çocuğa. Eminim garson kıyafeti de çok güzel olacaktır. Olacak olacak, tamam. Şimdi goy goyu bırakıyoruz. Gerçek ne? Allah Allah, diyorum ki bak, Rüzgar gerçekte kim? Deli Nuriye'nin yeğeni, gemici memici fakir bir oğlan. Kutay ne biliyor? Sırt çantasını sırtına almış, buraya gelmiş, zengin bir ailenin çocuğu olarak biliyor. Bravo. Ya saçma diyeceksiniz de, bu Kutay beni ne kadar kıllandırıyorsa Rüzgar da o kadar kıllandırıyor, söyleyeyim. Yok ya. Benim kalbim Rüzgar hakkında hep iyi şeyler fısıldıyor. Bugün her şey paramparça. Meltem'in fotoğrafı paramparça. Bunu durdurmayan ben paramparçayım. Gerçeği öğrenip üzülmesin diye Zeynep'e yalanlar sıralayan zihnim paramparça. Ben ne dünyayı gezen bir denizciyim, ne de arabaları park eden bir vale. Ben ruhu paramparça bir mimarım. Kirlenmiş hissediyorum kendimi. Çöpleri karıştıran elimi nasıl temizleyeceğimi biliyorum ama kirlenen ruhumu nasıl temizleyeceğimi bilemiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.